Peygamber ikliminden. Hazırlayan ve sunan Bekir Sağlam. Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Hamd alemlerin Rabbi olan Allahu Teala'yadır. Selat ve selam Peygamber Efendimiz'e, şerefli ailesine ve şerefli arkadaşların üzerine olsun. Güzel kardeşlerim, İhsan hayatın bütününde güzelliği yakalamaktı. Hep güzelliklerle kuşanmaktı, donanmaktı. İsra suresinin 23. ayeti celillesinde Rabbin sadece kendisine kulluk etmenizi ve ana babanıza iyi davranmanızı emretti. Onlardan biri veya ikisi senin yanında yaşlanırsa onlara öf bile deme. Onları azarlama. İkisine de gönül alıcı güzel sözler söyle buyuruluyor. Anne babaya ihsan üzere olmakla emrolunduk. Rabbimiz bizden anne babamıza dair son derece duyarlı olmamızı, çok dikkatli davranmamızı, gönüllere gölge düşürecek hallerden uzak durmamızı istiyordu. Onların çevresinde uçan bir kelebek misali olmamız isteniyordu. Gönüllerine dokunuşlarımız halavetler, muhabbetler oluşturmalıydı. Gönüllerine huzur esintileri oluşturmalıydı. İhsan böyleydi. İhsan yüksek bir duyarlılıktı. Bütün insani ilişkilerde ihsan üzere oluş öğretiliyordu. Peygamber Efendimizin ilişkilerinde daima ihsanı görüyorduk. Bir hadis-i şeriflerinde bizlere, ümmetine şu manayı öğretiyordu. İnsanlar iyilik yaparlarsa biz de iyilik yaparız. Zulmederlerse biz de zulmederiz diyen zayıf karakterli kimseler olmayın. Bilakis iyilik yaptıklarında insanlara iyilik yapmayı, kötülük yaptıklarında ise onlara zulmetmemeyi alışkanlık haline getirin buyuruyorlardı. Peygamber Efendimiz bizi dağların yamaçlarına salıyordu. Sarp bir dağa doğru tırmanmaya yönlendiriyordu. Sarp dağların eteklerinden ta tepesine kadar bir yürüyüşe işaret ediyordu. Zor olanı gösteriyordu. Kolaya kaçış psikolojisinden bizleri arındırmak istiyordu. İnanacaktık ve Rabbimize dayanacaktık. Sonra da yolun düzlerinde de sarplarında da yürüyecektik. Değerlerimiz istikametinde yürüyecektik. İyilik yapanlara iyilik yapmak güzel olandı. Kolay olandı. İnsanın içinden gelen bir güzellikti. Ya kötülük yapana karşı iyilik yapmak kolay mıydı? Bu zor olan değil, zorun da zoru olan bir haldi. Kötülük yapanlara karşı gönlümüzde yanma başlardı, öfke başlardı. Bir fırının yanması gibi gürül gürül yanış başlardı. Kötülüğün boyutuna göre yangın şekil alırdı. Can evimizi yakan bir kötülük yapılmışsa içimiz hemen yanar dağlara dönüşürdü. Şimdi mücadele zamanıydı. Öfkenizle mücadele zamanıydı. Kendinizle mücadele edecektiniz. Ya mücadele edeceksiniz ya da öfkenize teslim olacaksınız. Öfkeniz karşınızdakine bir dağ gibi akacaktı. Bir dağ gibi inecekti. Ya kendinize hakim olacaktınız ya da frenleri patlamış ve hızla giden bir araba gibi olacaktınız. Önünüze gelenleri çiğneyecektiniz. Peygamber Efendimiz bir gün şerefli arkadaşlarına şöyle sesleniyordu. Sizce en güçlü, en kuvvetli pehlivan kimdir buyuruyorlardı. Onlarsa tuttuğunun sırtını yere getirendir ey Allah'ın peygamberi diyorlardı. Peygamber Efendimiz ise en kuvvetli pehlivan, öfkelendiği zaman öfkesini yenebilendir buyuruyorlardı. Ali İmran suresindeki şu ayeti kerime aynı manayı öğretiyordu. Onlar bollukta da, darlıkta da infak ederler.
Onlar öfkelendikleri zaman öfkelerini yutarlar ve insanları affederler. Kuşkusuz Allahu Teala ihsan üzere olan kullarını sever buyuruluyor. Bu konuda Konyalı Hacı Veys Sade'den bir örnek vermek isterim. Rahmetli Ali Ulvi Kurucu Hoca anlatıyor. Ehli ilmin bir toplantısı vardı. Dedem Veys Sade toplantıya katılanlar arasındaydı. Toplantıda bazı konular gündeme gelmiş, uzun uzun konular üzerinde görüşler serdedilmişti. İlmi bir meclis oluşmuştu. Toplantının arkasından sofra kurulmuş, yemekler yenmişti. Ama sofrada ekmek kırıntılar kalmıştı. Veys Sade sofradaki ekmek kırıntılarını toplamıştı. Bu durum o meclisin en önde gelen alimi Hasekili Mehmet Efendi'nin hem dikkatini çekmişti hem de canını sıkmıştı. Ve Veys Sade'ye öyle seslenmişti. Veys Sade, herkes kendi döktüğünü toplasın, sana ne? Her şeye müdahale etme diye çok sert kelamlar etmişti. Veys Sade fevkalade üzülmüştü. Derin bir kırılma yaşamıştı. Ama tek bir kelam bile etmemişti. O akşam hüzünlü olarak, kalbi kırık olarak evine gelmişti. Hatununa sesleniyordu. Evde bir şeyler var mı diye. Hatunu hoca efendi, komşunun ineği buzalamış. Koca bir tabak yoğurt göndermişler. Evde olan budur diyordu. Veys Sade, o yoğurdu hemen ikiye böl. Bir tabağı bana ver. Ben onu Hasekili Mehmet Efendi'ye götüreyim diyordu. Veys Sade elinde yoğurt tabağıyla beraber Mehmet Efendi'nin kapısını çalıyor. Açansa büyük alim Mehmet Efendi. Hava karardığı için ve gözlerde az gördüğü için geleni seçemiyordu. Veys Sade selam verince gelenin kim olduğunu hemen anlıyordu. Hayırdır Veys Sade diyordu. Veys Sade ise hocam, bugün bizim hanemize bolca yoğurt gelmiş. Hiç olmazsa bir kısmını hocama götüreyim dedim. Yoğurt getirdim hocam diyordu. Mehmet Efendi bu manzara karşısında Veys Sade'yi kucaklıyor ve hıçkıra hıçkıra ağlıyordu. Böylece aradaki şeytanı, araları bozan şeytanı kovmuş oluyorlardı. Veys Sade nefsinin kulvarında gitmeyi kabullenmiyordu. Zorlansa da kendisine, çok ama çok zor gelse de Rabbi Rahim'in hoşnut olacağı yolu tercih ediyordu. Bu yolda yürümek zordu ama güzellik buradaydı. İhsan zoru başarmaktaydı. Hoşça kalın, Allah'a emanet olun. Peygamber ikliminden hazırlayan ve sunan Bekir Sağlam.